Sayın takipçilerimiz merhaba hoş geldiniz. Yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Anayasamızın 72. maddesi gereğince askerlik yapma görevi erkek olan Türk vatandaşlarının hak ve ödevidir. Bundan dolayı 20 yaşında askerlik çağına girdiği zaman bir erkek Türk vatandaşı askerlik yapmak zorundadır. Bu askerliğini kanunlarda belirtilen askerlik şekillerinden fiili askerlik, bedelli askerlik veya dövizle askerlik hizmetlerinden biriyle yapmış ve yapmış sayılmış olmadığı müddetçe askerlik çağından çıkamaz. Mutlaka bu askerliğini yapması gerek. Bundan kurtulabilmesinin tek yolu askerliğe elverişsizlik raporu alması. Halk arasında buna çürük raporu deniyor. İşte yurt dışında yaşayan gurbetçimiz. Yurt dışında askerliğe elverişsizlik yani çürük raporu nasıl alacak bunu size izah etmeye çalışacağım. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gerek yoklamaları sırasında gerekse de bilmiyorlarsa askerlik şubelerine müracaat ederek askerliğe elverişsizlik raporlarının nasıl alınır bunu öğrenebilirler. Ancak yurt dışında yaşayan insanlarımızın birçoğu bunun nasıl yapılacağını veya genel kaideleri bilmiyorlar. Bunun için kısa bir izah yapayım hemen hızlı hızlı sizi mevzuata boğmadan. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız Bedensel veya ruhsal bir rahatsızlığı varsa 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren asker alma kanunu buna ilişkin çıkartılan asker alma yönetmeliği ve 2016 yılında çıkartılan ve halen de yürürlükte olan 2020'de de bir değişiklik yapıldı ama Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yeteneği yönetmeliğinin hükümlerine göre muayeneleri yurt dışında bulundukları o yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun bir şekilde yaptırılır ve onlardan rapor alınır. Yani şöyle örnek vereyim size. Muaz Bey diyelim. Muaz Bey kardeşimiz konsolosluğa gidiyor. Yaşadığı ülke diyelim Belçika'da yaşıyor veya İspanya'da yaşıyor. Oradaki konsolosluğa veya büyükelçiliğe gidiyor. Diyor ki benim Sağlık durumum iyi değil. Ben askerliğe elverişsizlik raporu almak istiyorum diyor ve kendisini konsolosluk gönderiyor. Nereye? Bulunduğu, mesela Belçika'daysa Belçika'daki resmi bir sağlık kuruluşuna gönderiyor ve o sağlık kuruluşunun o ülke mevzuatına göre hazırlayacağı raporu bu kilo boy dengesizliği olabilir, fiziksel bir rahatsızlığı olabilir, sara gibi bir hastalığı olabilir, sinirsel bir hastalık olabilir, psikolojik bir rahatsızlığı olabilir. Bunların hepsini orada tıbbi olarak doktorlar heyet şeklinde veya tek doktor veya o mevzuata göre, o ülkenin mevzuatına göre kaç doktor veriyorsa o doktorun verdiği rapor alınır, konsolosluğa tekrar tercüme ettirilerek teslim edilir. Konsolosluk da bunu karar veremez. Milli Savunma Bakanlığı'na gönderir. Milli Savunma Bakanlığı da bu raporu aldıktan sonra inceler. Kendi mevzuatına yani demin bahsetmiş olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine hükümlerine ve bunun ekindeki hastalık tanımlarına uyuyorsa o zaman şu kararları verebilir. 1- Askerliğe elverişlidir diyebilir. Yani reddedebilir. 2. Askerliğe elverişli değildir diyebilir. Yani çürük raporu verebilir. Ertesi yıla bırakma kararı verebilir. Sevk geciktirme kararı verebilir veya yurt içinde bir hastaneye sevkiyle bir rapor alınmasına karar verebilir. Bu 5 karardan birini verir. Eğer çürük raporu vermişse zaten sorun yok. Bunu onaylar ve asker alma bölge başkanlığına gönderir hem de size bildirir ben raporu kabul ettim der ve sizi askerlikten muaf tutar. Ancak red kararı olursa veya diğer bir karar olursa özellikle red kararı olursa ne yapacak? Şimdi burada asker alma yönetmeliği gereğince bu kararın size tebliğ edildiği veya teslim edildiği tarihte itibaren 30 gün içerisinde itiraz hakkı var. Muaz Bey diyelim ki böyle bir şey yaptı Belçika'da yaşıyor demin söylemiştik. Bu red kararı kendisine Tebliğ veya teslim edildiği tarihten itibaren milli savunma bakanlığına 30 gün içerisinde itiraz edebilir. Ancak bu itirazın yeniden değerlendirilebilmesi için Bey'in Türkiye'ye gidip Türkiye'de bir sağlık kuruluşunda heyet raporu almak zorunda. O yani Türkiye'de muayene olması gerekir. Şunu söylemek istiyorum, itiraz üzerine yeniden yurt dışında yeni bir rapor alınmaz. Bunun için mutlaka Türkiye'ye gitmesi gerekiyor. Muaz Bey'in oradan rapor alması gerekiyor. Ha, diyelim ki buradan da red kararı çıktı. Muaz Bey'in hakkı yine devam eder mi? Kanuni bir hak arayabilir mi? Evet. Burada da çünkü idari bir işlemdir. İdari işleme karşı yine bu kararın yani ikinci rapordan sonra red kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine dava açabilir. Daha önce bu davalar 2017'deki anayasa değişikliği referandumundan önce askeri yüksek idare mahkemelerinde açılıyordu. Fakat o mahkemeler kapatıldığı için şu an yetkili idare mahkemelerinde bu dava açılır. Mahkeme sizi Muaz Bey diyelim ki tekrar bir heyete gönderir, bağımsız bir heyete veya adli tıpa gönderir. Oradan bir rapor alır ve ona göre yani o raporun neticesine göre, duruma göre kararını verir. Bu şekilde hak aranabilir. Fakat şunu söyleyeyim. Yani dövizli askerlikten faydalanmak isteyenler veya fiili askerliğini yaparken firar edenler veya hava değişiminde veya dağıtım izninde bulunanlar. Bunların askerliğe elverişsizlik raporları için sağlık muayeneleri yaptırılamaz. Bunu bilelim. Yani yurt dışında olmaz. Bu mutlaka Türkiye'de olması gerekiyor. Diğer bir mevzu bu konuda da uyarayım çok soruyorlar efendim. Ya Şerif Bey ben Hollanda'da malulen emekliyim işte ben askerlikten muaf olabilir miyim? Şimdi şunu unutmayın. Her kurumun ve her ülkenin malüllük anlayışı veya kabulü veya prensipleri, esasları birbirinden farklıdır. Şöyle diyeyim. Sağ elini kullanan bir vatandaşımız sağ elinin işaret parmağını kaybetmiş olsa bu askerliğe elverişsiz biri olabilir. Çünkü bu kişi silah kullanamayacak. Onun için askerlikte bir işe yaramaz. Buna çürük raporu verilebilir. Ama bu kişi araba sürebilir. Veya o ilgili ülke mevzuatına göre malul de sayılabilir emeklilik açısından. Ama askerlik açısından bu şekilde. Yani bunu birbiriyle lütfen karıştırmayalım. Her biri farklı bir şeydir. Yani sizin askerliğe elverişsiz olabilirsiniz. Ama ehliyet alabilirsiniz mesela oradaki sağlık raporu buna engel değildir. Şimdi bu genel bilgilerden sonra size iki konuda daha bilgi vereyim. İki grubu ilgilendiren askerliğe elverişsiz raporlarından bahsedelim. Bu birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki çifte vatandaş yani Türk vatandaşlığı yanında aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarımız. Bunlar için kanunda yani bu asker alma kanunda özel düzenleme var. Yönetmelikte de var. Buna göre askerliğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmak için başvuran ancak askerliğe elverişli değildir raporuna dayanarak askerlikten muaf olan vatandaşlarımız bunların yurt dışında Konsolosluk aracılığıyla yeniden bir rapor alması ve bunu konsolosluğa vermesi Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığının onaylaması gerekmiyor. Bunlar bu raporu aldıklarında Lefkoşa Büyükelçiliğimize teslim ediyorlar. Onlar elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığına aktarıyorlar ve geçerli oluyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askerliğe elverişsizlik raporları direkt Türkiye içinde geçerli oluyor diğer bir grup ise eşcinsel dediğimiz cinsel bozukluk olarak kabul edilen kanun öyle diyor bu gruptaki eşcinsellerin askerliğe elversizlik raporları Eğer bunlar Son düzenlemeye göre askerliğe alındıklarında askerlikte işlevsel bir sorun yaşayacaklarsa, psikolojik bir sorun yaşayacaklarsa bunlar da askerliğe elverişsizlik raporu alabilirler. Daha önceki yıllarda 2013'ten önce yönetmelikte çıplak muayeneden bahsediyordu ki bu insanlar eşcinsel olan insanların Türkiye'de muayeneleri çıplak olarak yaptırılıyordu soyunuyordu. Hatta bu da yetmiyor. Aynı zamanda kendilerinden eşcinsel olduklarına dair fotoğraflar göstermeleri, ibraz etmeleri isteniyordu. İşte bu onur kurucu bir durum olduğu için daha sonra 2013'teki yönetmelik değişikliğiyle bu çıplak kelimesi kaldırıldı. Aynı zamanda da bu fotoğrafla belgelendirme zorunluluğu da kaldırıldı bu insanlar için. Hatta bunlar için hastalığın adı da değiştirildi. Psikoseksüel bozukluklar başlığı altında yani homoseksüelite, transseksüelite veya transvestitizm olarak tanımlıyorlardı. İşte bu da değiştirildi. Cinsel kimlik ve davranış bozukluğu olarak tanımlandı. Tabii ki ruh hastalıkları bölümünde o bölümde tanımlanıyor. Buna göre yapılacak bir muayenede eğer kişinin eşcinsel olduğu ispatlanabilirse veya bu kanıtlanabilirse, rapor altına alınabilirse bu vatandaşlarımız gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yine yurt dışındakiler için söylüyorum. Aynı demin anlattığım prosedürü izleyerek askerliğe elverişsizlik raporu almaları ve askerlikten muaf olmaları mümkündür. Benim genel olarak bu konuda vereceğim bilgiler bu kadar. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bulunduğunuz ülkedeki dış temsilciliklerimize yani konsolosluklarımıza veya büyükelçiliklerimize veya Türkiye'de direkt arayabilirsiniz. Askerlik şubelerini veya Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğünü de arayıp oradan bilgi alabilirsiniz. Peki, bir videomuzda daha beraberdik. Türk hukuku ile ilgili başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.